Merhaba arkadaşlar, Ayak Topu'na hoş geldiniz. Bursa Spor'da sezon sonu bölümüyle karşınızdayım. Aramızda yeni isimler var. Geçen bölüm altyapıdan gelen, imza attırdığımız 4 isim var. Kaleci, kanat oyuncusu, bir defansif orta saha ve bir tane de forvet arkası var. Bunlardan Mehmet Baltacıoğlu'nu bugün yedeklere aldım. Umarım şampiyonluğu çıkmayı garantileriz. Son maçlarda onlara da şans vermek istiyorum. Hepsini en azından bir maç bu sezon için oynatmak istiyorum. Daha yeni aramıza katıldılar. Genç sözleşmesi imzaladık. Mehmet'e numara ne verelim? Hadi 16'yı verelim Bursa Spor. Şimdi genç sözleşmesini imzaladık. Prof da imzalıyoruz. O bu arada Erzurum'da karlı bir hava, zorlu bir deplasman. Bakalım ne yapacağız? Umarım skoru açarız da Mehmet'e en azından bir şans veririz bugün. Onlardan da katkı umuyorum. 4 oyuncu ilk sezondan nedir ne değildir, hangisini ne kadar geliştiririz bilmiyorum ama fena değil. 4 oyuncu gayet iyi. Ben en azından 1-2 oyuncu katarız diye düşünüyordum. 4 oyuncu katacağız. Tabii Süper Lig'e çıktığımızda o seviyede kullanabilir miyiz? Onu gösterecekleri performans belirleyecek. Obert'ten geldi bu arada. Cenk Ahmet, Milosevic. Gözlerim kör oldu ya resmen. Potede attı offside. Evet, bayağı etkili başlamışız. Ama bir şey göremedik. Biz şut çekiyoruz ama Erzurum atakları var. Pote. Çağlar. Geçen bölümde bir bocalamıştık. Daha sonra eski taktiğe dönüp arka arkaya galibiyetler almıştık ve farkı da açmıştık. Bugün evet, Sissoko 1-0 öne geçirdi Erzurum'u. Bu sahada oynamak biraz zor. Gerçekten zor. Dikini oynayalım biraz. Yine Erzurum hata. Cenk Ahmet. Obertan. Cenk Ahmet. Dışarı gitti. Evet, ikinci yarı çifte döneceğim. Hiçbir şey yapamadık. Recep'i çıkartacağım. Kubilay'ı alacağım oraya. Farabi yerine de Angel Gomez'i atalım. Sakatlıktan döndü. Umarım etkili olur. Biraz daha da hücum ağırlıklı oynayalım. Yine dikine oynuyoruz zaten. Tamam, sıkıntı yok. Evet, böyle biterse, yenilirsek 4 puan fark olacak. Yenseydik 7'ye çıkabilirdi. Çok da iyi olurdu 6 hafta kala. Şu an 4. Yusuf, Sissoko. Yine Erzurum geliyor. Gelemedik ya maç başından beri. İbrahim, Cenk Ahmet. O kadar şutu nereye çekiyoruz acaba? Kaleci bile topu göremedi. Ben de göremedim. Evet, tuhaf karlı sağ. Evet, Mehmet Baltacıoğlu. Dakika 70. Şans bulsa mı? Hadi biraz görelim seni. Biraz görelim seni. Ne yapacaksın? Zaten bu maçı kaybedeceğiz, anlaşıldı o. Çağlar. En azından 20 dakika şans vermiş oluruz. Kubilay. Baker. 16 yaşında bir oyuncu sahada. Tayfur. Şimdi Gomez. Angel Gomez. Gomez ortayı yaptı. Direkten döndü, inanılmaz. Tayfur. Tayfur, Kubilay. Gelmedi. Bir de Mehmet 2 gol atıyormuş şimdi. Hadi oğlum Mehmet, bir iki pozisyonda görelim seni. En azından. Yine iyi oynadık ama tuhaf bir şekilde yine 2-0 mağlubuz. Birincilik. Her şey oluyor. Süper Lig'de daha oturaklı oynayacağımızı düşünüyorum. Yani çıkacağız artık. Çıkacağız, öyle konuşuyorum sürekli. Çıkacağız, kafaya koydum. Geçen bölüme de böyle başlamıştık. Sonra toparlamıştık. Umarım yine öyle olur. Şu anda 4 puanlık bir avantajımız var.
Hala bir maç daha kaybetme lüksümüz var ama acil kazanmalıyız. Tayfur bu arada cezalı duruma düştü. Şimdi Ümraniye ile evimizde oynayacağız. Yani kaybetmem ne açıdan kötü oldu? Gençleri son maçlarda kullanmak istiyordum. Oraya ayıracak bir zamanımız olmayabilir, garantileyemeyebiliriz. Bu arada Angel Gomez de sakatlandı. Tayfur da yok. Bakalım Gomez iyileşirse onu sola atacaktım. Altyapıdaki oyuncuya da belki şans verebiliriz. Evet. Mehmet Genç ve Akif Aslan profesyonelliğe geçmiş. Cem antrenörlük sınavlarına mı çalışıyormuş? Cem futbolu kafasında bırakmış ya. Yani. Recep Aydın da sakat. Burak kapacak 2-3 hafta. Evet. Çok güzel başladık. Gerçekten mükemmel başladık. Sakatlıklar, cezalar, mağlubiyet. Umarım sonu böyle olmaz. Sonu tam tersi olur. Ve bir kutlama yaparız. Şu anda rakip Ümraniyespor. Yani açıkçası geçen maç hiç kimsenin performansını beğenmedim. Atanasov çağrılmış, güzel. Baker hastalandı. Virüs. Yani Baker, ne diyeyim ki yani şu anda 8 gol, en golcü isim. En yüksek ortalamaya sahip, en fazla asist, en fazla maçın adamı. Yani bu adam yoksa bir de Mustafa, onun yerine oynatacağım Mustafa Kapı da sakatlandı. Neyse maça yetişir herhalde. Cem Karacan da ne oluyor? Anlamadım. Yapacak bir şey yok. Yani artık bu konuda konuşmayacağım. Bu benim kaderim herhalde. Milli takıma da oyuncular gidecek. Şimdi burada kim var? Ozan milli takımda. Üç oyuncu milli takımda diyor. Tabii Erzurum'a doğrudan yenilmemiz kötü oldu. Akhisar ve Erzurum, Hatay var. Aslında ligin en çok gol atan takımıyız. Evet, yenilen golde de birinciyiz. Yani lideriz zaten. Bunu hak ediyoruz. Bu da istatistikler de bunu gösteriyor. Hatay kazanmış. Ne yapmış? 49. 28, 28 maç. 6 maç kaldı. Erzurum, Adana, Akhisar daha oynamamış. Hatay da Osmanlı İstanbul'a ertelenmiş. Bir bakayım şimdi. Akhisar Erzurum'la oynuyor. Çok güzel. Çok güzel. İşte istediğim hafta. Umarım berabere biter. En azından biri puan kaybedecek ama. Biz yenelim, işimize bakalım artık. Evet, berabere bitti. Berabere bitti. Çok güzel oldu. Şimdi puan farkını 6 yapma zamanı. Yani kim sakat olursa olsun yapacak bir şey yok. Yani ilk 11'de de kimse yok ya. 4 isim. Nasıl bir kadro öneriyorsun? Buraya Mustafa Kapı'yı koy diyorsun. Tamam, ben de öyle düşünüyorum. Buraya Onur'u koy diyorsun. Keremcan'ı değiştirmeyeyim. Sedat niye vazgeçeyim? Niye böyle bir şey öneriyorsun? Tamam, İvan oynasın. Burak kapacak yok, yapacak bir şey yok. Cem ve Mustafa. Yani kadroyu değiştirmeyeceğim. Forvet'te de Pellegri ile oynayacağım yine. Pellegri de milli takımda oynayamayacağım. Pardon. Yani tam bu maç öncesi Angel Gomez kondisyonu çok iyi değil. Uğulcan yani Parabia ile başlayacağız. Angel Gomez oynayacak mecbur. Ivan Martin, hadi sana bir kez daha şans verelim.
Ve Guri, artık bir şey yapman lazım. O da bu maç. Bayağı eksiğimiz var. Sana güveniyorum. Umarım güvenimi boşa çıkarmazsın. Oğulcan'ı yedekler arasına almam lazım. Şu anda zaten 11'de kaç yabancı var? Ona da bakalım. 2-4-6 zaten izin vermeyecek. Bunu değiştirmem lazım. Para bir yerine Oğulcan'la mı başlasak? Oğulcan'la başlayalım. Ama Parabi'yi yedeklere almam lazım. Gomez'in durumu çok iyi değil. Aslında Recep'i atıp Ivan Martin'i de dışarı alabiliriz ya. Yine Parabi ile başlayalım. Ivan Martin'i dışarı atalım. Yani Selçuk yerine Mehmet Genç'i alabiliriz. O da kanat oyuncusu. Kaleciyi almaya gerek yok. Atabek var. Evet, bu şekilde çıkabiliriz. Muhammed'i de çok atacağımı zannetmiyorum. Sebahattin'i alayım onun yerine de. Belki ona da bir şans veririz. Haydi bakalım. Çok eksik var. Kondisyonlar da yetersiz. Kaç numara veriyorsun? 36-41. Tamam. Evet, evimizde Ümraniye'yi ağırlıyoruz. Rakiplerimiz berabere kaldı. Serkan, Timur, Gökhan. Aman erkenden geri düşmeyin ya. Yani kime diyorum ki? Kime diyorum ki? Ya, rakipler de puan kaybediyor yani. Sırf bu konumda olmamızın sebebi bu. Evet, sezon başından beri toplama baktığımızda fena puan toplamadık. Fena oynamadık ama inişli çıkışlıydı hep performans. Bir rutine giremedik. Sedat. Şimdi Keremcan. Kerem ortayı yaptı Parabya. Dördüncü golünü attı Parabya. Kerem de bayağı asist yaptı. Yani bayağı dediğim ondan beklediğimden fazla asist yaptı. 5 6. asist olmuş. Güzel. Keremcan, Mustafa kapıdan Parabya. Şimdi Ivan Lopez uzun süre sonra 11'de topu da kaptırdı. Başakşehir'le anlaştı. Gelecek sezon Başakşehir forması giyecek. Şimdi Guri, Ivan Lopez, Parabya, Ivan, iyi bir orta Guri. Ivan Lopez de asistini yaptı. Rabona mı yaptı orada? Evet, Rabona asist. Ivan Lopez'den. Başakşehir'e gidecek, yolu açık olsun bakalım. Evet, Guri'nin gol atması sevindirdi. Maçı da çevirmemiz güzel. Hemen reaksiyon verdik. 6 puana çıkaracağız 5 maç kala. Çok avantajlı olacağız. Bir 3 de yapsak aslında. Biraz daha genç isimlere de şans vermek istiyorum. Recep yine iyi oynamıyor. Recep yerine tekrar Mehmet'e şans vermek istiyorum. İkinci kez 16 yaşında formayı alıyor Recep. Bu sefer yarım saat kala verdik. Angel da artık yorulmuş. 2-1 skor ama bu riski alacağım. Oraya da Mehmet Genç'i atalım. Kanat destek yapalım seni. Evet, altyapı oyuncuları süre almaya başladı yavaş yavaş. İlk kez forma bulan Mehmet Genç. Mustafa Kapı yerine de Sebahattin'i alsak mı? Sebahattin'i alalım. Bakmayın oynayamaz dediğine. Sebahattin de gayet iyi oynar. Savaşçı orta saha yapacağım onu. Evet, kaleci hariç çıkan 4 oyuncudan 3'üne şans vermiş olduk böylece. Forma vermiş olduk. Biraz daha vereceğiz formayı. Parabya, Burak,
Dakika 89 iyi top çıkardı. Evet, kazandık. 6 puan yaptık. 5 maç kala. Gayet avantajlıyız. Taraftar günü güzel geçti diyor. Güzel. Biraz daha garantilersek kaleciye de şans vereceğim. Yani şu an gerçekleştiremeyiz. Baker'ı alamayız. Paramız yok. Evet, 14 gün var Hatay maçına. Buradan direkt Hatay maçına doğru geçelim. Çünkü biraz uzun sürüyor bu ara. Hatay maçında taktikte görüşelim. Evet, Hatay maçına doğru geldik. Zor bir fikstüre giriyoruz. Hatay ve ardından Adana Demir'le oynayacağız. Hatay'ın kazanmasıyla da Hatay ikinci olmuş. Aradaki puan farkı 5. Deplasmana gidiyoruz. Şu anki puan durumunda eğer kazanırsak evet çok avantajlı oluruz ama bir anda kaybedersek her şey tepe taklakta olabilir. 2'ye inebilir puan farkı. O yüzden biraz tedirginim açıkçası. Çağlar Akbaba sakatlandı. Rüştü sakatlandı arada. Sakatlıklar biraz sıkıntı. Ataberk'e kaleyi vereceğiz. Yedeğe de Akif'i alacağız, genç kalecimizi, 16 yaşındaki kalecimizi. Güveneceğiz gençlere, bakalım ne olacak. Tam bu zorlu fikstür öncesi. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Burak Kapacak döndü mü? Burak Kapacak döndü, evet. Ataberk, İvan değil. Burak Kapacak oynasın. Ataberk, Cem, Baker. Baker da döndü. Güzel, Baker'ın dönmesi çok iyi. Tayfur'un cezası bitti. Tayfur'u kim izliyormuş? Aman imzalamayın. Konya istiyormuş. Gomez. Forvet arkasında. Yok, forvette Pellegrini oynasın. Kaç yabancı oluyor böyle? 1, 2, 3, 4, 5. Ivan Martin. Artık senden de bir şeyler bekliyorum ama hiçbir şey de yapabildiğin yok açıkçası. Yani Parabi'yi almam lazım. Yedeğe. Guri'yi, Ivan'ı ve Cuenca'yı almayacağız. Recep, evet, alınabilir. Mehmet'i almaya gerek yok. Ramazan. Yani Selçuk Şahin yerine Ramazan'ı alabiliriz. Oğulcan dursun. Muhammed. Ya Muhammed de çok almaya gerek yok. Onun yerine de Recep'i alabiliriz. Evet, bu şekilde çıkalım bakalım. Akif'e de forma numarasını verelim. 42'yi verdik. Yeni katılan gençlerden bir tek Akif forma bulamadı. Onu da garantilersek bir maçta oynatmayı düşünüyorum kalede. Deneyeceğim. Şu an için zaten Çağlar da sakatlandı. Ataberk oynayacak bugün. Gökhan. Ataberk, aferin. Ataberk uzun oynadı. Şimdi Gomez. Çok iyi gördü be. Angel Gomez, bitir şu işi. Of. İşte bu. İşte bu en kritik maçta sahneye çıktı yıldızımız. Angel Gomez. Ataberk asist. İnanılmaz gerçekten. Kader ağlarını örüyor. Çağlar sakatlandı. Ataberk oynadı. O da asist yaptı. Gökhan. Mesut. Şimdi Gökhan. Aman yemeyin. Gökhan iyi gitti. Ataberk. Aferin be. Gerçekten bu maç gol yemezse güven verir kalesinde. Selim. Sadi. Mesut. Yusuf. Haydi çocuklar. Dakika 19. Akın. Yapın presinizi. Pellegrini gitti. Yusuf. Bizde o top. Aferin Milosevic. Ataberk. Milosevic. Aman. Keremcan. Hata geldi. Selim. Alican. Hata geliyor Selim'le. Selim dışarı attı. Evet, yan presi yiyince hatayı yaptılar. Burak, Cem, Baker döndü formasına. İlginç bir top attı. Aman Kerem.
Josevic çıkardı o topu. Tayfur. Haydi Tayfur. Gomez yine süratli. Kontrolü iyi değil. Barbosa. Sarı kartı var, bir atılsa. Yok. Barbosa. Şimdi Popov. Evet, dışarı attılar. Tehlikeli geliyor Hatay. Onlar için önemli bir maç. Bu skor Hatay'ı üçüncülüğe atıyor. Burak da sarıyı görmüş. Cezalı duruma düştü. Sedat. Milosevic. 3 kişi sarı kartlı. Defansta bu sıkıntı. Cem. Umarım 2'ye atarız. Gomez. Gomez gitti yine. Angel Gomez. Kaleci Akın. Evet, Ataberk gergin hala. Hata yapmasından korkuyorum. Mesut. Popov. Pelegri, Baker, Milosevic. Şimdi Keremcan. Haydi Kerem. Baker. Tayfur. İyi top attı sanki. Pelegri offside mı? Ah be. Evet, tabii defansta 3 ismin sarı kartlı olması bir sıkıntı. Her an kırmızı yiyecek bir potansiyelimiz var. Şimdi Ivan Martin yine etkisiz. Onu sezon sonu sanırım göndereceğim eğer 4-2-3-1 oynamazsak. Mehmet Baltacıoğlu. Haydi bakalım. Mehmet'e şu ana kadar her maçta şans verdik. Bir 70'te bir 60'ta, şimdi de 45'te soktuk. Bir de katkı verse, skor katkısı çok iyi olur ama çok bir şey yapamadı çocuk. Evet, Pelegri yerine Kubilay'ı atacağım. Şimdi iptal edeyim. 2'yi yersek çifte döneriz. Popov. Selim. Kerem. Yusuf, ya da çifte dönmeyeceğim ya. Kubilay gir. Yusuf. Abid. Hüseyin. Yapma ya. Yapma ya Kerem. Bomboş takılıyorsun orada. Bomboş. Hadi iptal edelim. Ya dönebilirim belki. Evet, böyle maçları oynayamıyoruz. Maalesef oynayamıyoruz. Sevic. Bekle orada Pelegri, tamam mı? Yusuf. Burak, çok hata yapıyorsun ya. Hüseyin. Ataberk maalesef iyi bir maç çıkarmıyor. Evet. Bileği atacağım. Bir değişiklik hakkımız daha var. Onunla da Oğulcan'ı sağa atalım. Angel'ı sola atalım. Sedat. Milosevic. Kırmızı yemedik ama yine de golleri yedik. Kubilay. Pelegri. Şimdi Baker. Gomez'e doğru. Olmadı. Kerem. Evet, beraberlik bile alsak iyiydi ama hiç beklemediğim bir senaryo oluyor. Şimdi Gomez. Angel Gomez. Gomez. 3-2 oldu. 77. Haydi çocuklar. Bundan sonra çok fazla eveleyip gevelemeye gerek yok. İşinizi yapın. Bir gol daha bulun en azından. Akın. 84 oldu.
Şimdi Pellegrini. Oğulcan indirdi ona. Pellegrini kendi gitti Pellegrini. Pellegrini vurdu. Pellegrini. Pellegrini. Pietro Pellegrini. Atamayacak sandım ama 84'te 3-3. Oyuncuları övelim. Bir gol daha neden olmasın. Haydi. Aman aman yemeyelim. Gökhan. 3-3'e getirdik o kadar. Şimdi Gomez. Sevdiği toplar Angel Gomez. Önü bomboş. Gomez gitti. Hat-trick yapar mı? Angel Gomez kaleci Akın çıkardı. Çok iyi gitmişti. Şimdi Keremcan. Ortayı yaptı. Gomez. Vurur mu? İçeri çevirdi, olmadı. Keremcan. Tekrar ondan bir orta, Pellegrini dışarı attı. Çok heyecanlı bir maç oluyor. 87'ye girdik. Akın. Burak kapacak. Şimdi Mehmet. Oğulcan. Oğulcan. Mehmet'i gördü. Mehmet. Ah be, 16 yaşındaki oyuncumuz atacaktı neredeyse. Maçı kazandırsaydı efsane olurdu. Gerçekten. Ama olmadı. Furkan. Selim. Furkan basın. Selim. Boş bırakma onu Kerem. Çok hata yaptınız. Sedat, aferin. Sadi. Alican, Selim, Furkan geliyorlar. Diop. Gökhan Karadeniz. İlla yiyeceğiz. Ataberk, yani savunmanın da hataları var ama Ataberk ilk başta iyi başlasa da o gerginliği yüzünden 4 gol yedik. Efsane bir maçtı. İkinci ile birincinin maçı 4-3 bitti. 3-1'den 3-3'e getirdik. Memnun muyum? Tabii ki de değilim. Yenildik sonuçta. 2 puana düştü fark. Ama 3. ile 3 puan. Yani bundan sonrası biraz problemli açıkçası. Kaldı 4 maç. Burak kapacak, oynamayacak önümüzdeki maçta. Orada bir yabancı sıkıntısı çekeceğiz. Ama Ivan Lopez'i de keseceğim. Adana Demir maçında bilmiyorum, bu sefer yine biraz sallantıdayız. Kim sakatlanmış? Evet, Ivan Martin sakatlanmış. Ya yani bu sakatlıklar çok olmaya başladı. Seneye antrenman sistemiyle daha fazla ilgileneceğim ve daha farklı yapacağım. Bu sene çok üstüne düşmedik. Yani çok fazla oyuncular sakatlanıyor. Oyuncuların kendi sakatlığa meyilliliğiyle de ilgili olabilir. Onları da değerlendireceğiz. Sezon sonu gerçekten oturup bayağı bir analiz yapacağım. Süper Lig'e öyle çok güçsüz olarak girmek istemiyorum. Hem altyapı, hem kendi oyuncularımız, yeterli seviyede olan oyuncularımız, hem de paramızın yettiği dahilde alabileceğimiz, katacağımız kaliteli transferlerle bir harman yapmak istiyorum. Harmanlama yapmak istiyorum açıkçası. Evet, dananın kuyruğu kopacakmış. Ne yapıyoruz şimdi? Adana, Bolu, Altay, Altınordu, Hatay, Erzurum'la oynayacak. Adana Demir'le oynayacak. Güzel aslında. Şuraya bak ya. 7 takımdan bahsediyoruz. Evet. Yani bunların da az da olsa biraz şansı var. İvan. Çalışmazsın tabi. Başakşehir'e imzayı attın. Guri çok çalışıyormuş. Guri'ye şans verebiliriz belki. Şu Adana Demir maçını yenersek en azından bir rakibi de itmiş olacağız aşağıya. Tabi çok avantajlıydık eğer kazansaydık. Yani şu an şampiyonluğumuzu ilan etmiş gibi bir şey olacaktık ama maalesef kaybettik. 3-3 de iyiydi aslında. Beraberlikte bir puan da hiç fena olmazdı ama direnemedik. Tabii böyle bir maçta Ataberk'i de oynatmayıp 3. kaleciyi, 16 yaşındaki kaleciyi oynatmak da bilmiyorum mantıklı mı ama öyle bir düşünce de var kafamda. Çağlar çünkü hala sakat. 3. sıraya düştük bu arada maçlardan önce. Gerçekten buradan vermek istemiyorum bu şampiyonluğu. Şimdi Çağlar 5-11 gün daha sıkıntılı. Akif hiç maçı yok, profesyonel maçı yok.
Yani Ataberk çok iyi değil. Ataberk de çok iyi değil. Geçen maç 4 gol de yedi. Kessem mi kesmesem mi kararsızım. Yine bir Ataberk'le deneyelim bu maçı da. Sağ bekte Ivan olacak. Sedat ve Milosevic. Sol bekte yine Keremcan'ı oynatalım. Ne iyi ne kötü işte. Baker Cem. Yani bugün aslında 4-2-4'e dönme fikri de var kafamda yine. Nedense ondan bir türlü vazgeçemiyorum. Yani forvet arkasındaki isimlerden de memnun olmadığım için çift forvet oynamak istiyorum. Yani bugün aslında Mehmet'e bir şans vermek istiyorum. Mehmet'e şans verelim. Yavaş yavaş oynattık. En sonunda 11'e de koyalım. Kubilay da yedekler arasında olsun. Guri çok çalışıyordu. Guri ile başlayalım. Bugün belki savunma arkasına sarkar. Tayfur yine 11'de olsun. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ivan Martin de değil. Parabia, Pellegrini bugün almayacağım. Ya aslında Guri yerine Pellegrini ile mi başlasak? Sonuçta attı ya adam. Sonuçta attı. Kubilay yedekler arasında olsun. Ya da Parabya'yı almayıp Guri'yi de alabiliriz. Ya Parabya da fena değil. Kanatta Oğulcan'dan iyi, Oğulcan bir iş yapamadı. Yani bu şekilde başlayabiliriz. Zaten amacım şu anda eğer ki ilk yarıda Mehmet'ten performans alamazsam ikinci yarı Pellegrini Kubilay ikilisine dönmek istiyorum açıkçası. İvan'ın da kondisyon problemi var. Bakalım. 16 yaşındaki Mehmet. Kel regenimiz. Bakalım neler yapacak. Hamidou, Semih, Hamidou. Tabi şimdi bu kadro elimizde olduğu zaman bazı isimler işte Guri gibi, Pellegrini gibi böyle isimler. Seneye de bu arada Efkan Ataberk. Seneye de yabancı kapasitesinde 11'de biraz daha rahat olacağımız için biraz daha iyi bir kadro kurabiliriz. Yani şu an elimdeki isimler evet iyi isimler var ama istediğim bu arada inanılmaz vurdu. Kim vurdu orada ya? Kim vurdu onu da kaçırdı. Muhammed Gomez vurmuş. Gomez'in değişik şeyleri yine. Şu anda elimizdeki isimleri direkt 11'e mesela Koyen Kamilasevic yapmak isterim. Ne bileyim. Gomez'i Parabia'ya oynatmak isterim sağlı sollu ama şu anda olmuyor. Gomez. Ivan Lopez. Ivan ortayı yaptı. Pellegrini indirdi. Gomez. İşte bu be. Bence bu Gomez 10 gole ulaştı. Keşke bir sene daha kiralayabilsek seni ya. 18 milyon değerim var. TFF'de oynuyorsun ben. Anlam veremiyorum. Milosevic. Ivan Lopez. Milosevic. Sedat. Aman hata yapmayın. Ataberk. Geçen maç asist yapmıştı ama 4 gol yemişti Ataberk. Şimdi de hatayı yaptı. Erkan. Ivan Lopez. Ha, Erkan Zengin. Demin ben Efkan diye mi gördüm ya? Ataberk. Milosevic. Baker. Şimdi Angel Gomez. Haydi Gomez. Gomez penaltı. Penaltı. Baker'dan başka atacak isim yok. Haydi Baker. İki yapalım bitirelim şu işi. Baker attı. 2-0 oldu. Bursa'da şampiyonluk kutlamaları yavaştan başladı.
gelecek gibi duruyor. Şu anda 31. haftayı diyebileceğiz. 2 puan fark var. Tabii yenilmememiz lazım. Yenilmememiz lazım. Rakiplerimiz kazandı. Muhammed. Şimdi Pelegri. Belki bu maçı kazanabiliriz ama bundan sonrası da önemli. Sedat. Yani bu sene aslında fena değildik. Ortalama olarak bakacak olursak sadece tek sıkıntı büyük maç, böyle kilit maç diyeceğimiz maçları, lider olabileceğimiz maçlar, tam böyle kazanmamız gereken maçlar. O maçlarda yapamadık. En büyük eksiğimiz oydu. Bir dahaki sene onu düzeltmeye çalışacağız. Bu arada Gomez yine harika gitti. Muhammed. Mehmet de iyi oynuyor yani, pasları falan. Bir hata yapmadı. Erkan. Gomez. Ataberk, aferin. Maç kaleni gole kaparsın umarım. Ataberk iyi toplar atıyor, Gomez'i hemen görüyor. Akıllıca. Şimdi Angel Gomez. Gomez gitti. Gomez. Gomez. Bunu da çevirsen olacak işte. Mehmet uslu. Ataberk dışarı çeldi. Erkan. Cem. Şimdi Gomez. Aldı yürüyor yine. Yaptığı 60 metre driblingini neredeyse yapamadı bu sefer. Ataberk. Sedat. Sedat da bütün sezon oynamış oldu. Fena değil. Performansı da. Profili de umarım biraz daha gelişir. Berk. Berk. İyi bir gol attı Berk Yıldız. Berk'in de fena bir profili yok. Özellikle hızı falan iyi. Zihinsel olarak zayıf. Fena bir oyuncu değil. Evet, yine golü yedik. Sıkıntıya soktuk kendimizi. Kerem. Baker. Kerem. Şimdi Pelegri. Baker. Cem. Cem'den iyi top Keremcan'a. Keremcan inanılmaz sarktı. Keremcan. O topu vurup kaleciyi o top geçip nasıl gol olmuyor ya? Hamidou. Gomez. Ne yapıyorsun Gomez? Kılıç. Erkan. Mehmet. Aman 2-2 olmasın. Dışarı attılar. Ivan sarıyı görmüş. Şimdi Gomez. Yine iyi gitti. Angel Gomez. Arkayı görebilir. Mehmet. Mehmet'ten Jem'e. Jem dışarıya. Mehmet'i beğendim gerçekten bugün. Gomez. Angel Gomez. Yine gitti. Yine süratli gitti. Muhammed. Hamidou'yu gördü kaleci. İnanılmaz gördü. Mehmet Akyüz. Berk. Ataberk. İyi geliyorlar. Berk'e bir pres verelim. Tayfur kötü. Tayfur yerine Parabi'yi atalım. Tabi orada bir yabancı var. O zaman Oğulcan'ı atalım. İnanılmaz bir gol ya. Gerçekten hiçbir şey de yok ha. Ne olacak, Angel Gomez harcarsan o pozisyonları teker teker, işte böyle olur. Ataberk. Şimdi Pelegri. Baker. Gomez. Bu sefer soldan gidiyor. Angel Gomez. Gomez. Sağdan soldan adam her yerden vuruyor ya. Her yerden vuruyor. Vurma kardeşim, vurma. Yani bir değişiklik hakkımız daha var. Parabi'yi atabilir miyiz şu anda? Atamayız tabii. Kubile'yi aldık Mehmet'in yerine.
Ya para bir şuraya atacağım Ivan'ın yerine. Şuraya bak ya. Baker. Milosevic. Aferin be oğlum. Aferin. Beke çekeyim seni. Run top da olsa golü bulduk. Yeter artık ama yani. Oynuyoruz. Gol yiyoruz. Ataberk. Cem. Yani Çağlar'ın yokluğunda Ataberk de düşündürdü açıkçası. Keremcan. Kerem. İyi gittik. Kerem. Şimdi Cem. Bizde güzel Sedat. Pelegri indir o topu ya. Hamidou. Erkan Zengin tehlikeli geliyorlar. Mehmet Akyüz işte Dibba. Mahalle takımı gibi oynuyoruz. Gerçekten mahalle takımı gibi oynuyoruz. Savunma anlayışı sıfır ya. Ya kardeşim 1-0 2-0 kazanın şu maçları bir kere de ya. Yani bu kadar gol yemenin ne şeyi var ben anlamıyorum. Gomez. Bence Gomez. Kubilay. Evet. Yani 4-3 ama mutlu değilim. Gerçekten oyundan mutlu değilim. Böyle 3 tane falan gol yiyemezsin yani kendi evinde. Baker. Yine gelecekler şimdi. Cem. Baker. İyi bari. Aldık topu. Baker, Farabia, Sedat. Kaptıracağız gibi duruyor Sedat. Dön kalecine. Hatta belki sakin. Sakin. Milosevic. 2 dakika kaldı. Sakin olun. Keremcan. Keremcan Pelegri. Kalecinin de hatası var. Soktu içeri topu. Evet kazanıyoruz. Kazanıyoruz ama gerçekten memnun değilim oyundan. Bu oyundan sıkıldım. Bu kadar gol yemememiz, bu kadar pozisyon vermemiz gerekiyor. Yani biz 28 şut, onlar 17 şut çekmemeli. Evet, biz bunları yapmalıyız ama onlar o kadar üstümüze gelmemeli. Seneye bu böyle olmayacak. Yani en azından öyle olmaması için çalışacağım. Savunmadan pek memnun kaldığım söylenemez. Yani ona diyecek hiçbir şey yok. Evet ama hedefimize bir adım daha yaklaştık. Playoff'a kalmayı da garantilemişiz. Gol rekoru 5-3 ile kırılmış. Daha önce Hatayspor'a 4-3 yenildiğimiz maçmış. Şimdi ne kaldı bizim? Bolu deplasmanı, Altay ve Altınordu deplasmanı. 3 maç kaldı. İkisi deplasman. Çok büyük problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü içeride dışarıda da çok iyi oynayabiliyoruz, çok kötü oynayabiliyoruz. Dengesiz bir performansımız var. O yüzden evimizde de olsa avantaj değil, deplasmanda da olsa dezavantaj değil bence. Biz kazanmaya bakalım. Şu an riskli gidiyor çünkü. Hatay'ı yenilmemiz bizi bozdu. Bolu deplasmanında bir fire vermemeliyiz. Son haftalar artık. Şimdi geçmiş hafta yarıştan kopan oldu mu? Biz burada Hatay, Erzurum. Evet, Akhisar iyice kopmuş. Yani şu an Bursa, Hatay ve Erzurum 3 takımdan ikisi direkt çıkacak. Biri playoff'a gidecek. Bu belli olmuş. Mehmet Baltacıoğlu performansını övelim. Evet, gelişmeye başladı. Çok da iyi çıkmış aslında. Şu ana kadar 4 maçta şans vermişiz ama çok iyi oynayamamış 6.57. Evet, ortalaması iyi değil ama bence fena değildi oynadığı maçlarda. O Hatay maçında 3-3 iken o golü atsaydı zaten efsane olacaktı. Ama atamadı, döndü yedik. Yapacak bir şey yok, futbol bu. Yani işte şundan bahsediyorum zaten. Son maçlar
Burada Hatay'a 4-3 yeniliyoruz. Adana Demir'i 5-3 yeniyoruz. İnanılmaz değişik bir oyun oynuyoruz yani. En az gol yiyen takımdık. Şu an 8. sıradayız. Atılan gollerde birinciyiz. Yani savunma felç. Şimdi ne diyorsun? Bekir'e, Gomez'e ve Milosevic'e veremiyoruz. O zaman biz de az olanlara verelim. Yani niye kendi oyuncuma? Ya bu da dünyanın en saçma şeyi ya. Tabii ki de yani kendi oyuncum olsun isterim ya. Şimdi Bolu deplasmanında da kazanırsak şu Altay maçında biraz rahatlarız. Ya şu çocukları da bir 11 koyamadık ya. En azından son maç şampiyonluğu garantilesek de son maç oynatsak. Evet oynattık, şans verdik ama bir maçta hepsini birden bir 11'de denemek istiyorum açıkçası. Şimdi Ivan yerine Burak Kapacak kesinlikle giriyor. Yedeğe bir Guri hamlesi yapabiliriz aslında. Mehmet yine oynasın. Mehmet bayağı geçen maçta hoşuma gitti. Pelegri, aynen bundan vazgeçmeyelim de yani şu defans hattını ne yapacağız ya? Cuenca'yı mı koysak? Çağlar ne durumdasın? Yine Atabek'le mi oynuyoruz? Yine Atabek'le oynuyoruz. Sedat sarı sınırında, Keremcan sarı sınırında, Baker sarı sınırında. Ey maşallah bayağı da sarı sınırında isim var. Mehmet Baltacıoğlu. Umarım iyi performans gösterirsin. Yani çıkan isimleri boşa atmak istemiyorum. Değerlendirmek istiyorum. Süper Lig'de de kullanmak istiyorum. Zaten bu kariyerde başladığımızda bundan sıkça bahsetmiştik. Bunu yapacağız. En azından uğraşacağız yetiştirmek için. Keremcan, Baker. Şimdi Cem. Yani bu kadar da kritik haftalarda 16 yaşındaki oyuncuya şans veriyoruz. Bu da bence çok önemli. Baker. Mehmet. Şimdi Keremcan. İyi top attı Tayfur. Bora çıkardı. İyi geldik. Dakika 18. Baker. Pellegri'ye Bora'nın üstüne vurdu. Pellegri kaç gole ulaştı? 4. 4 gol 2 asist. Fena değil. Burak. Mehmet. Burak ortayı yaptı. Tayfur dışarı attı. Akhisar atmış. Akhisar önemli değil. Hatay'la Erzurum önemli. Ne yapmışlar? Hatay Erzurum'la oynuyormuş zaten. Erzurum atmış. He, iyi ya. Birbiriyle oynamaları iyi. Biz kazanırsak iyi tabi. En azından 2 hafta kalır. Biri kalır. Biz artık çıkmamız garanti gibi bir şey olur. Golü de bulamadık. Evet, çifte dönme fikri var şu an kafamda. Tayfur da çok gergin ve iyi oynamıyor. Mehmet de fena değil. Cem, Burak kapacak. Tayfur elinden kaçırdı ulan Tayfur. At bunu be Kerem. Pelegri dışarı attı. Çifte dönelim. Guri'yi atalım Mehmet yerine. Tayfur yerine de Farabi'yi atabiliyor muyuz? Yok, Guri'yi attığımız için atamıyoruz. O zaman Kubilay'ı atalım. Sağ Farabi'yi atmak istiyorum çünkü. Evet, umarım daha etkili oynarız. İsmail. Dakika 60. Arif. Burak. Bora. Basona. Ya basın ya. Cem. Baker, Milosevic.
Arif'te kaldı. Bora. Kimse yok. 5 dakika sonra basıyorlar. Mustafa Durak. İyi geldiler. Ataberk. Çizgide kontrol. Tuhaf bir şekilde tuttu topu. Evet çocuklar, biraz daha yani etkili olmanız lazım. Bak, bir şey kalmadı şurada. 2 hafta kaldı. Kaza kurşununa gitmek istemiyorum. Burak, Pelegri, Parabia. Şimdi Burak kapacak. Ortayı yaptı. Kubilay direkten dışarı gitti. Şanssız bir an. Hiçbir şey de yapmamış. Bolu gelir atarlar şimdi. Bilal. Milosevic. Evet, önüne at Milosevic. Ya hiçbir şey yapmadan nasıl oluyor ya? Gerçekten biraz bize de taktik verin de biz de yapalım. Gerçekten hiçbir şey yapmadan nasıl kazanılabiliyor, gol atılabiliyor. Yani 4 şut, 16 şut. Ne yapalım yani? Hani şut mu çekmeyelim? Ne yapalım biz? Oynuyoruz işte. Oynamaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Baker. At artık bunu. At Milosevic, at. Sabahtan beri yapamadınız. Gol yedik öyle yani. Ne diyeyim ki? Evet, umarım kalan 8 dakikada bir gol daha buluruz, yoksa işimiz çok zor. Milosevic. Şimdi Sedat. Olmadı. 85. 20 şut var, bir gol var. Şimdi Bolu geliyor. Hakan Aslantaş. Sedat, aferin. Parabia, Kubilay. İyi çıktık. 2-2. Guri. Guri gitti. Guri at bunu. Guri at bunu. Ne diyeyim ki Guri sana? Baker. Olmadı. Dakika 90. Hala lideriz. Hala lideriz. İnanılmaz değişiklikler yapacağız sanırım gelecek sezon. Hele playoff'a kalırsak var ya, işin ciddiyetini anlayacağız da. Şu anda 61-60-58. Evet, Altay'la oynuyoruz evimizde. Bir puan fark var sadece. Bir puan. Yani artık puan kaybına hiçbir şekilde tahammülümüz yok. Kaybedersek şampiyonlukta gidecek. Son hafta bir şey yapabileceğimizi zannetmiyorum. Bu hafta kilit olacak. Umarım kazanırız. Kendi evimizde umarım kazanırız. Yani savunma zafiyetleri bu taktiği de patlattı bence. 4-2-4'e de dönme fikri var aklımda ama bir yandan 4-1-4-1'e de dönsem mi, hiç kullanmadım. Yani bu sezon özelinde hiç kullanmadım. Takım alışık değil. Yani gerçi şimdi kalede de Çağlar dönecek. Ataberk her maç gol yedi ya. Her maç gol yedi. Hiç güven vermedi. Onu da bir yandan düşünüyorum. Mehmet'i denedik forvet arkasında. Aslında yani diğer isimlerden hiç katkı alamadık forvet arkasında. Mehmet'ten de bir katkı alamadık. Çok büyük bir çocuğa da çok yüklenmenin bir anlamı yok. En azından forma şansı vermiş olduk. Seneye de belki üstüne katarak formayı alır diye düşünüyorum. Şimdi Altay maçı var. Yani garantileyebiliriz. Liderlikten kopabiliriz. Öyle bir maç. Belki de şampiyon olacağız bu maçın sonunda ama belki de son haftaya kalacak. İstikrarsız işte, yani şuradan da gözüktüğü gibi istikrarsız sonuçlar. Bir kazanıyoruz, bir kaybediyoruz. 3-4 gol yiyoruz, 3-4 gol atıyoruz. Tuhaf bir performans. Evet Çağlar, gel bakalım. Ataberk, sen biraz kadro dışında kal.
Burak, Sedat, Milosevic, Kerem. Yani yapacak bir şey yok. Bundan daha iyi bir defans dörtlüsüyle çıkamam. Yapacak hiçbir şey yok bu konuda. Yani burada bir 4-2-4'e döneceğim. Guri golü, golü kaçırdın ama senle mi oynasam? 1-2-3-4-5 yapsak tam sezonun sonunda tutmayan taktiğe döneceğim ama bunu yapacağım. Guri neredesin? Evet. Yani bir de Parabi'yi alabiliriz. Hadi bakalım. Bir risk aldık. Zaten iyi oynamıyorduk. Yani bir şekilde forvetlerin atacağını düşünüyorum bugün en azından. İçimden öyle geçiriyorum. Umarım öyle olur. Evet, Altay geliyor dememle birlikte. Şimdi Cem, Pelegri, Tayfur. İyi çıktık. Guri bu sefer bitir. Guri yine bitiremedi, yine bitiremedi. Baker, Abdülkerim, Tayfur, Sedat. Şimdi Cem, Burak, Guri, Gomez. İyi geldik. Gomez ortada, Tayfur. Ulan Guri, sen atamıyorsun, Tayfur atıyor. Helal olsun. Yani çok da tecrübeli isimler değil sonuçta. Evet, geleceği parlak isimler olabilir ama biri 18, biri 19 yaşında. İki tane forvetimiz var. Gol kaçırmaları da çok normal. Bu arada Pelegri yazdı. Evet, Pelegri biraz geç açıldı ama fena değil. En azından sezon sonu performansı fena değil. Guri'yi de zaten kestiğimiz için o da bu patlamayı gerçekleştiremedi. Bu arada Erzurum da kazanıyor. Erzurum da hemen atmış Osmanlı'ya. Cem, Tavares. Madem bir puan kalıyor, son maçta kimler sarısında? Sedat, Keremcan, Baker. Sedat ve Baker önemli. Gomez, Tayfur. Şimdi Keremcan. Guri olmadı. Bugün iyi oynuyoruz. Şimdi akıllarda tek bir soru işareti. Son maça bir puanla girersek bu taktiği mi kullanmalıyız, diğerini mi? Evet, içeride bu taktikle genelde zaten iyi oynadık. Ama dışarıda fire vermiştik. Şimdi kafa karıştırıcı oldu biraz. Baker. Baker dışarı attı. Yani en azından şu anda eğer böyle bir ters edecektim, Hatay gol attı. Baker. Yani ilk iki de tamamlamamız garanti diyecektim ama. Evet, Osmanlı Erzurum'a attı. Çok ilginç şeyler olmaya başladı. Şimdi Keremcan, Milosevic. Kerem. 67 oldu aslında. Baker'ı alabilirim. Baker son maçta ihtiyacım var ona. Tavares bu arada, golü de yemeyelim. Yine düştük oyundan. Kapel. Altay geliyor. Baker, Tayfur. Uzaklaştırın artık şu topu. Kesin gol yiyeceğiz ya. Doğa. Cem, çık artık Gomez. Yoksa atacak mıyız? Guri. Guri ortayı yaptı, Pelegri dışarı attı. Evet, bir şöyle bir şey yapacağım. İlk defa deneyeceğim. Evet, denemedik ama sonuçta çalışıyoruz bu taktiğe. Sen yaratıcı ol. Sebahattin'e bir şans verelim.
Baker yerine de Mustafa Kapı'yı atayım. Baker'a son maç ihtiyacım var. Nasıl oynayacağız en azından görmüş oluruz. Doğa, İbrahim. Şimdi Guri kaptı. Guri artık at. Aferin. Şimdi Keremcan Sarıkart sınırında. Sedat Sarıkart sınırında. Sedat'ı stopere kimseyi almadık mı? Yok, onun dışında kimseyi almamışız. Yani değerlendirebileceğimiz bir isim. Kaleciyi mi alsak ya? Akif'i mi alsak? Son maçta oynatamayacağız. Evet, ben onu da oynatmak istiyorum. Tuhaf bir değişiklik olacak ama 3-0'ı bulduğumuz için yaparım bunu yani. O da bir şans bulsun. Evet, böylece alt yapıdan bu sene çıkardığımız 4 oyuncuya da şans vermiş olduk. Evet, son maç garantilemiş olmayı isterdim. O zaman Akif'i direkt 11 oynatırdık ama sanırım bu tabloda garantileyemeyeceğiz. Şimdi bakmayacağım ikili avarajlara da. Maçtan sonra bakalım ne olacak. Hatay'a yenilmiştik. Tabii Hatay'a yenildik zaten. İlk maçta berabereydi diye hatırlıyorum. Yapacak bir şey yok son maçı. Biraz daha avantajlıyız en azından. Berabere kalabiliriz. Ama tabii full yedek bir şekilde çıkamam. Aferin Guri. Evet, son maçımız kaldı. Koskoca sezonun son maçına geldik. Altınordu deplasmanındayız Bursaspor olarak. Bir beraberlik dahi bizi şampiyon yapacak. İnişli çıkışlı tuhaf bir sezondu. Bomba transferlerimiz oldu. Katkı aldık, alamadık. Bu tartışılır ama gerçekten tuhaf bir sezonu geride bırakıyoruz. Mustafa Kapı sakatlanmış. Kaç oyuncu kullanmışız bu sezon? Gerçekten gidenler falan da oldu. Evet, yaş ortalamamız bu arada genç oyuncuların gelmesiyle 23'e inmiş. Tam 35 oyuncuya şans vermişiz bu alanda. Zirvedeyiz. Çok oyuncu değiştirmişiz. Sanırım istikrar da bu yüzden gelmedi. Yani 35 oyuncu dile kolay. Bazı takımların kadrosunda bile 35 oyuncu bulunmuyor. Zaten bizde de bulunmuyor ama gidenler ilk yarıda birçok isim forma giyip gitti. Sonra gelen isimler forma giydi. Altyapıdan gelen isimler tekrar forma giydi ve sayı 35'i bulmuş. Şu ana kadar zaten kadroya alıp da şans vermediğim bir isim kalmadı. Şöyle bir bakacak olursak maç sayısına en çok Sedat ve Baker 34 maç oynamış. Akif ve Mehmet geçti. Bir maç sonradan girmiş. 0 yok. Takımla toplantı yapsak mı? Hadi yapalım bakalım. Evet, çoğunluk mutlu oldu. Güzel. Yani olabildiğince asistanı gönderelim. Hiç uğraşmayalım. Son maç gerginlik. Onur Guri çalışıyormuş. Yani son maç olabildiğince çok silahla çıkmak istiyorum açıkçası. Yani bu yüzden de düşüncem sanki 4-2-4 gibi ama Altınordu da fena bir takım değil. 5. sıradalar. Playoff'a kalacaklar. Hatta kalmayı garantilemiş. İyi var, kalmayı garantilemiş. Erzurum ve Hatay arasında çok değişik bir mücadele olacak. Biz yenilirsek bizi de alt alma imkanları var. Üçlü avaraj falan da devreye girebilir. Tuhaf bir hafta, tuhaf bir sezon sonu. Yani burada aynı kadroyla çıkmayı düşünüyorum.
Rüştü'yü alalım. Geçen maç yani stopere kimseyi almamıştık. Onun bir sıkıntısını çekmeyelim. Ramazan'ı almayabiliriz. Evet, Kerem, Milosevic, Sedat, Burak. Daha çok atıp bir şekilde kazanmak istiyorum açıkçası. Defansa yine güvenmiyorum. Uribe, Pellegrini de oynatacağım. Olmadı Kubile yatacağız. Hadi bakalım çocuklar. Çağlar gelince yine o kaledeki problemi hallettik gibi. Umarım bugün de kalesini gole kapatır. Hadi çocuklar, ligin en çok gol atan takımıyız. Bugün de yapalım. Gomez, Cem, Hatay attı bu arada. Baker, Pellegrini, Cem, Gomez, Angel Gomez takımın yıldızı müthiş bir gol attı. Sezon sonuna doğru da bu şutları sanki biraz daha iyi oldu. Evet, çok iyi başladık, çok iyi başladık. Hatay da hemen attı, biz de. Şimdi Erzurum da attı. Evet, boş geçmiyor kimse, dikkatli olmalıyız. Muhammed. Bu arada Hatay yedi. Kerem. Offside, offside, offside. Hatay yedi, tekrar attı. Tuhaf maçlar oluyor. İkiyi bulup bir an önce rahatlamak istiyorum. Çağlar. Sedat. Cem. Baker. Hadi çocuklar. Gomez. Aferin sana. Angel Gomez. Baker. Burak kapacak. Burak ortayı yaptı. Arkaya geçmedi Cem. Cem de fena bir sezon çıkarmadı aslında. Şimdi Burak kapacak. Burak. Guri. Olmadı. Süper Lig'de oynatır mıyım? Zannetmiyorum çok fazla. Şu an rotasyon oyuncusu olabilir. Burak kapacak. İyi top attı. Guri. Penaltı. Evet. Kahramanlarımızdan biri Baker. O da şimdi topun başında. Sezonun final maçında Baker. Allah'ım ya. Baker kaçırdı. Şimdi Cem. Tayfur. Guri. Olmadı. Yani Baker sezon boyunca hiç kaçırdın mı? Ben hatırlamıyorum ya seni. Gerçekten diyecek hiçbir şey yok sana. 9 golü var. 7 penaltı. 7'sini de atmış. 10 da asisti var. 12 kez maçın adamı olmuş. Sezonun son maçı. Şampiyon olacağız. Penaltı kaçırıyor ya. Bonservisini almayalım diye mi yaptı? Zaten alamayacağız. Korkma. 2.900'ü ben nereden bulacağım? Ya belki o zamana kadar Pellegrini direkten dışarı gitti. O zamana kadar oyuncu satar mıyız? Kimi satabiliriz? Elimizde de çok fazla seçenek yok ama 2.900 belki yönetim verir mi? Bilmiyorum. Gomez. Gomez. Angel Gomez. Pellegrini. İlk başta Gomez Pellegrini'ye verse o zaman yazardı. Ama Pellegrini ters iş yapınca Gomez ters iş yapınca Pellegrini de atamadı. Muhammed. Şimdi Sedat. İyi oynuyoruz ama. İyi oynuyoruz. Altınordu 5. olmasına rağmen oyunu mutlak hakimiyiz. Bu arada Tayfur. Burak Kapacan asisti. Tayfur Bingöl. 9. golünü attı o da. Harika performans. 2-0. Altınordu gelemedi bile. Erzurum ve Hatay kazanmasına rağmen biz de kazanıyoruz. Gerçekten çok tehlikeli bir haftaydı. Guri, Gomez. Gomez ortayı yaptı. Pellegrini fişi çekti. Dakika 43-0. Tabii öyle bir savunmamız var ki 3-0'dan 4-3 bile olabilir bu maç. O yüzden ama hiçbir şey yapamadılar. Hiç gelemediler bugün. Gerçekten ilk defa yani böyle olması lazımdı zaten. Kilit maçların hiçbirini kazanamıyorduk. İlk defa bir kilit maçta süper oynuyoruz. Skor da buluyoruz. Sonuç itibariyle şampiyonluğa da gidiyoruz. Önemli olan sonuç. Ali Yaşar, Oğulcan. Oğulcan, Kemal, Muhammed, Altınordu geliyor. İlk defa Atakan, Kerim. Evet, golü de attılar. Dediğim gibi savunma anlayışı
çok olacak gibi değil. Süper Lig'de birçok şey değişecek. Bir kez geldiler. Bir kez gelmek istediler. Ve gol attılar. Bu çok iyi bir şey değil. Maalesef. Hakkı 50. Burak, Buri, Cem. Bugün daha gol atarız ama bunlara. Baker, Cem. Şimdi Guri. Burak kapacak. Ortayı yaptı. Pelegri dışarı attı. 6-3 ile oynayan kim orada? Baker mı? Ha, penaltıyı kaçırdı ya. Burak. Gomez. Angel Gomez. Gomez ortayı yaptı. Tayfur indirdi. Pelegri attı. Güzel. Hücum oyuncuları birbirine alıştı. İyi de performans gösteriyorlar. Bugün şampiyonluğa gidiyoruz. İlk sezondan Bursa Spor'u Süper Lig'e çıkartıyoruz. Artık dönmeyeceğini düşünüyorum. Böyle konuşmanın zamanı geldi bence. Ve artık şu gençlerimize bir şans verelim. Kanat oyuncusunu almadık. Mehmet'i aldık. Sebahattin'i aldık. Sebahattin'i alayım şuraya. Guri de kötü oynuyor. Muhammed Keremcan çizgiden çıkardı. Sedat, aferin. Biraz daha asimetrik bir diziliş yapacağım. Mehmet'i alacağım buraya. Kim var şöyle alacağımız? Mustafa Kapı, sana imza attıracağız mı? Düştü. Yani Baker, sezonun final maçında böyle oynaman beni üzdü. Hadi Mustafa. Sen bir gir bakalım. Umarım imza attırırız sana da. Şimdi Burak. Gomez. Burak kapacak. Harika oynuyor Burak. Ortayı yaptı Pelegri. Erhan. Ne oldu, Erzurum falan gol müydü? Evet, Erzurum 1-1. Kemal. Kaleye gelen her top gol oluyor ya. Ya inanılmaz, şampiyon takım bu kadar gol yenmiyor. Evet, 90+4. Ve kupa kaptanımızın ellerinde havaya kalkıyor. Bursa Spor, TFF 1. Lig şampiyonu, Süper Lig'e adını yazdıran takım oluyor. İlk sırada, gerçekten inanılmaz. İlk sırada, ilk sezonda şampiyonluğu tattık. Tebrik ediyorum beyler. Çok iyi bir zaferdi. Bence hak ettik bunu. Bursa Spor'u ilk sezondan Süper Lig'e çıkardık. Hemen bir bütçe kontrolü falan yapayım. Birinci lig şampiyonu olduk. Hemen basın toplantısına katılalım. Çok mutluyduk diyelim. Özel bir gün. Endişe etmedim desem yalan olur. Gerçekten yalan olur. Yani hiçbir şekilde garanti değildi. Hiç oralarda değildik zaten. Sürekli aşağı yukarı aşağı yukarı. İnanılmaz bir şeydi. Gerçekten inanılmaz bir şeydi. Maaş bütçesi 5.38, transfer bütçesi 500. Yani transfer bütçesi aynı kalmış. Maaş bütçesini 4 milyondan 5.38'e çıkarmışlar. Tabii mali durum devam ediyor. Yani 75 milyonla aldık. 82 milyona çıktı borç, net borç. Şu ödeme de devam ediyor. Tabii bunun sebebi biz değiliz. Giderler. Yani o kadar gelirimiz yok birinci ligde. Şampiyon olmamıza rağmen işte 4.5 milyon euro zarar ettik. Maaş giderleri zaten 4 milyondu. Yönetim A artı veriyor. Mevcut en yüksek seviyedeyiz. Yani bence iyi. Şu an için Angel Gomez en golcü oyuncumuz. Baker en yüksek ortalama puan. Baker yine asist. Maçın adamı da Baker. İnanılmaz damga vurdu sezona. Tabi bu şekilde taraftarlar göklere çıkarmış. Sağ olsunlar. Evet, planlanan süreden 1 yıl erken çıkmışız. Pelegri 2 golle katkı verdi final maçında. Şimdi şuna bakacağım. Hatay çıktı bizle beraber. Playoff ne olacak merak ediyorum. Erzurum, Akhisar, İstanbulspor, Altınordu.
Şu oyuncu istatistiklerine bakacağım ne olmuş. Evet, Diop gol kralı olmuş. Gomez onu takip ediyor. 3 gol gerisinde. Asist kralı Barbosa olmuş. Yani Baker'dan bile fazla asist yapmış. Gerçekten iyi özellikleri var. Tabi dribbling Gomez hiç kimseye bırakmaz. Evet, en az gol yeme de Çağlar. Yani bu kadar demek ki işte Ataberk yedi o golleri. Evet, Baker 145 kilit pas. Taşkın ondan sonra geliyor. 79 kilit pas. Baker burada bir şov yapmış. Şöyle takım istatistiklerine bakacak olursak en fazla golde biz birinciyiz. 65'e 60. İsabetli ortalarda da %26. Top kazanma oranı %89. Yani bunlar da başarılıyız. Güzel. Kafa topunda nasılız? İkinciyiz. %63-63 ama. Topa sahip olmadı da 57-57 ikinciyiz. Yani birinci sayılırız bunlarda da. Güzel. Yani genel olarak baktığımız zaman sezonu iyi bir şekilde bitirdik. Evet, 67 puanla bitirdik. 65 gol attık, 35 gol yedik. 30 averajımız var. Biraz savunmamız zafiyet gösterdi diyebiliriz ama son düzlükte toparlandık ve şampiyonluğu, hak ettiğimiz şampiyonluğu almasını bildik. Seneye Süper Lig'deyiz. Hedefimiz daha yüksekler olacak. Transferler çerçevesinde koyacağım bu hedefi. Hemen Avrupa vesaire demiyorum. Bakalım nasıl transferler yapacağız? Ne tür isimlere imza attıracağız? Hep birlikte göreceğiz. Bu soruların cevabı diğer bölümde olacak. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.